Evet, 90'lara selam çaktık ve dedik ya bu akşam kalabalık olacağız diye. Sayın Hoca Demirer burada. Hoş geldiniz. Sayın Kazım Akşar burada. Hoş geldiniz. Sayın Özge Özberk burada. Hoş geldiniz efendim. Efendime söyleyeyim, Sayın Veysel Diker burada. Hoş geldiniz. Sayın Ertem Şener burada. Hoş geldiniz. Sayın Piyano siz hoş geldiniz. Sayın diğer sayınlar hepiniz hoş geldiniz. Bayağı bir kalabalık yaptık. Böyle bir hani... Halay çekebilirdik. O programı öyle bitirebiliriz yani. Evet ya, programı öyle bitirir miyiz diye şey böyle, alıp elimize böyle mendili bir halayla çıkabilir miyiz? Efendim bugün 5 Ocak 2012 Perşembe, tanımayanlar için bendeniz de Mesut Er. Hayırlı uğurlu olsun. Rojda Hanım, sizden başlamak isterim. Önce isimden başlamak isterim. Bu Rojda isminin tam manası nedir? Güneşin doğuşu. Güneşin doğuşu. Evet. Tam güneş doğarken falan mı doğduk? Yeni bir güne geçerken doğmuşum, tam yarımda. Şöyle diyelim, gece aileye bir güneş gibi doğdunuz diyelim mi? Evet, ve o güneşle birlikte isminiz de Rojda oldu. Demirer'in ne anlama geldiğini sormayacağım. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Polisiye dizileri izlemeye dayanamıyorum diyen bir aktrist. Nasıl böyle bir aksiyon filminde üstelik bir ajan, üstelik bir casus su oynar? Öyle mi demişim? Ya, soru değil. Ya işte, biz de böyle geçmişinizi bir kazıyoruz ya. Şöyle, hani bizde tam anlamıyla yapılamıyor diye düşünüyorum. Hep bir eksiklerimiz oluyor. Ama hani haklıyız da, dizi çekmek bizde çok zor. Hı hı. Hollywood'daki gibi çekemiyoruz biz maalesef. Hı hı. Öyle bir olanağımız, öyle şartlarımız yok. Hı hı. Bizde olduğu kadarı bana yetmiyor açıkçası. Ben yabancı polisiye dizileri daha çok seviyorum. Onları izlemeyi tercih ediyorum. Bir alışkanlığın da galiba getirirsin, evet, bu. Yani evet, yıllar boyunca izlemiş işte Komiser Colombo ile başlayan, aynen, Kimble'la giden. Onlardan şimdi... sonra bizimkilere geçiş yapamıyorum, evet, yani. Evet ya, işte bu CSI'ye belki bizim Behzatçı'ya biraz işte yakın duruyor. Şimdi bu son zamanlarda fena değil, evet, ne dersiniz? Evet, Behzatçı'ya güzel. İyi, güzel. Peki. Kaosla geldin Kazım abi. Kazım abiye programa kaostan katılıyor dedik. Bir kaos yaratır mısın kurban olayım? Nasıl yaratılıyor bu kaos? Beş var yani. Nasıl bir takdim ya bu? Oldu olacak. Kazım abi kaostan geliyor yani. Uranüs'ten geliyor. Yani nasıl bir kaos? Uzaylı muamelesi gördüm bu arada. Maya yılına girdik ya, kaos diye bir gezegen buldu bizim çocuklar. Oradan yani getiriyoruz sizi. Uzaylı, evet. Peki kaostan katılıyorum. Kaostan. Kaos aynı zamanda kaos noktalı virgül örümcek ağ. Örümcek ağ diye iki ismi var. Kaos, örümcek ağ, öyle kullanılacak filmde. Filmde böyle kullanılıyor. Böyle kullanılacak. İlginç. Peki önce bir filme bakalım. Yani nereden geliyorlar? O kaos nereden çıktı? ben Rojde'ye niye bu soruyu sordum ve Kaos abiye niye Kazım abi yarat dedim? Şimdi göreceğiz. Ya kalacak adım ya. Kaos abi diyecek herkes. Kaos abi güzelmiş ya. Bugüne kadar yüzlerce can aldım. Tüm sevdiklerimi kaybettim. Hayatta kalmak benim lanetim. Abi. Gitti mi? Nasıl? Ölüm sahnesi var galiba. İşte kaos yarattı. Hayır. Vurma kırma sahnesi var. Sansür yaptınız galiba. Şimdi duygularımı anlatamıyorum ya, ama anlatmam lazım. İşte film bu. Galiba bu yani film bu, değil bu mi? Kısaca bu. Bir kulak, bir adamın şeyden, profilden görüntüsü, arkadan gelen ses ve sonra 6 kişilik bir kalabalık. Ben o arada. 6 kişilik bir kalabalık. İyiymiş film ya, bu acayip tutar, bir şey yapar. Tutar. Acayip bir şey yapar. Tutar. Müthiş. Yani, yani. İyi oldu bu. Patlatır. Ve haklısın, evet. Haklısın, evet. Kazım abi, hani ben sizi görene kadar, ilk tipinizi görene kadar bir dizide açıkçası böyle sizi böyle 2,5 metrelik sesinizden bir dev adam, bir şirek falan zannediyordum. Yemin bir ederim. Bir de baktın cüce çıktı. Hayır canım, ben karşımda bayağı böyle yakışıklı, karizmatik bir adam çıkınca ah diye falan hani ne öptü de değişti, anlatabiliyor muyum? Ya hakikaten bu hani önce sesle tanınmak sonra yüz göstermek biraz zor mudur? Şey midir, dezavantaj mıdır? Valla ne bileyim, biz işte Rojda'yla da aslında çocuk saati kökenliyiz. Sesle başladık, sonra dublajlarla başladık. Sahneye çıktığımız zaman işte o zaman Şahin Tepesi'nde Lens'i seslendiriyordum. Lens'in sesi. Abi hep Şahin Tepesi sesi diye bir dizi vardı, doğru vardı, diyorsun. Milatta, kaos diyorum. Sana evet ya, hakikaten kaostan katılıyor ya. Kaostan katılıyoruz. Yani bir zamanlar uzayda böyle bir şey gösteriliyordu, Şahin Tepesi diye. Ve orada Lens diye bir orada adam Orada Lens diye bir karakter vardı, Uranüs'ten gelen biri. Ondan sonra o onunla. Sonra görüntüye geçince işte 2 metrelik adam.
canım benim ya. Galiba fragman hazırmış. Eğer çarpılmazsak bu sefer bir yayınlayalım ne olur. Evet. Kaos noktalı virgül örümcek ağ. Bu ne kadar yüzlerce can aldım. Tüm sevdiklerimi kaybettim. Hayatta kalmak benim lanetim. Ama oldu mu abi ya finale o müzik? 9 Mart'ta sinemalarda giriyordu arkasından. Hayır bir de müzik böyle şey gibi hani vardır ya uykudan önce çocuklar için kurarsın müzik kutusu gibi. Evet. Ama Chucky müziği gibi daha çok. Evet. O kaosun böyle olsun içinden Kazım abi fırlayacak ve evet buraya kadar bu fragman diyecek. Elinde bıçak. Korktum neyse hayırlı uğurlu olsun filmden konuşacağız. Bize ulaşabiliyorsunuz Twitter/Mesut Yal adresinden. Bu gece çok fazla telefon almayı düşünüyoruz. 0212 429 58 93 bu geceki numaramız. Siz arayın biz sizi ararız kontrol aramız, harcamanıza gerek yok. Özgeciğim hoş geldin. Bir ara verdik senle. Böyle bir uzaklaştık ama sen 1'din 5 olmuşsun. Ya bu oyunda 5 ayrı kadını canlandırıyorsun. Şimdi bir ayrı kadınla baş edemezken biz erkekler 5 ayrı kadınla acaba nasıl baş ediyorlar? 1 enişte bu duruma ne diyor ki? kolay değil tabii. Çok çalıştım baş ediyorum. Çok çalıştım baş ediyorsun. Çok çalıştım. Çok enteresan ya. Peki 5 ayrı kadın 5 ayrı kadın mı gerçekten? 5 ayrı tip. Tip. Evet. Kadın tipi. Kadın tipi evet. Bunlar yani... sürekli yakınan kadın tipleri mi? Hayır. Benimkiler bilakis oyunun en eğlenceli tipleri. Kiminkiler kötü? Kötü değil, eğlenceli. Yani oyunun drama ağırlığı da çok fazla ama ben biraz daha oyunun komik taraflarını, işte Veysel'le de paylaştığım bir kadın tipi var. Daha çok biz eğlenceli taraflarını... Ben halası oluyorum mesela bir yerde. Bir yerde halam oluyor mesela. Veysel sen bildiğin kadın adam mısın? Ha bildiğiniz evet. Bir koca adam var, yeteği bir de ben varım kadın adam. Yani... Özge devam ediyor. Ben girmeyeyim araya. Yok estağfurullah. Ya. Ya bir ara halası oluyorum işte oyunun içinde. Çok güzelmiş. Oyun içinde anlattığımız hikayelerde bir karakter işte bir tip anlatıyoruz. Ve anlattığımız hikayenin içinde eğer başka bir tip varsa oyunun içindeki arkadaşlarımızdan gel sen hala ol, gel bana işte koca ol, gel bana işte arkadaş ol deyip oyundaki arkadaşlarımızdan birini seçip o hikayeye devam ediyoruz. Bir nevi tasarruf tedbiri falan mı bu? Yani çok kişiyi az adamla halletmek. Değil. Değil. Bir an yani, içinde evet olabilir, çünkü, hayır değil. Çünkü yaklaşık 4 sayfalık, 5 sayfalık meddah gibi anlattığımız monolog hikaye anlatıyoruz. Ve bunu seyirciler sıkılmasın diye daha eğlenceli hale getirmek için oyunun içindeki anlattığımız diğer karakterleri kendi ağzımızdan seslendirmek yerine oyun arkadaşlarımızdan birini alıp yola onunla devam ediyoruz. Ey maşallah. Yani monolog halde olduğu için hani biraz da hani anlaşılması zor da bir tekst. Tam bir tiyatro metni değil, bir kitaptan uyarlandı. Hatice Meryem'in işte Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun kitabından Hülya Karakaş biraz tiyatro metni haline getirdi. Dolayısıyla yaklaşık 20 tane kadının anlatıldığı monolog hikayelerden kurulmuş bir oyun. 20